Hocam modern futbolda soru cevap bölümündeyiz. E, 8 tane soru seçtik bugün. O zaman ilk sorudan başlıyorum. E, Faruk Alkan e, izleyicimiz e, şöyle bir soru sormuş. Değerli hocam geçtiğimiz haftaki programda tencerenin dibini ekmekle sıyıracaksın. Ekmekçiyiz biz demiştiniz. E, ekmekçi olan birisi bu kadar fit nasıl olur? beslenme konusunda tavsiyelerinizi dinleyebilir miyiz? Alışkanlık. Ben Benim tavsiyelerim çok işe yaramaz yani. Beslenme konusunu biraz bildiğimi düşünüyorum. Sporcu beslenmesi Hı -hı. okumuştum, merakım vardı. Ya alışkanlık. Şimdi annem de mesela ekmek, sabah işte poğaçalar, simitler, ekmekler işte bizim evde bana bana yeriz biz yani. Şey, bir şeyin suyuna bana alacaktır yani. Sadece tencerenin dibini değil, tabağın her yerini sıyırıyorum ben. Ekmeği seviyorum. Yani e, ekmeksiz olmaz ama alışkanlık böyle. Böyle alıştığım için de <laughs> yani sonradan ekmek yemeye başlamadım. Dişlerim çıktığından beri ekmek yiyorum. Doğal olarak alışım seviyorum. Karbonhidratçıyız. E, o yüzden yani anneme de öyle bir sıkıntı olmadı. Babam da ekmek yedi çok. E, şeydi yani yapı olarak sırım gibi bir adamdı yani. E, Allah rahmet eylesin. E, ben biraz egzersiz yapıyorum hafif. İşte onu da yiyebilmek için yapıyorum. Yiyorum yani ekmek. Ekmeği bırakamam. <laughs> Her şeyi bırakırım. <laughs> ekmeği bırakamam. Genel olarak çok birçok takipçiden bu soru gelmişti ama. Ama mesela bir öğün ekmek yemediğim oluyor. Yani ekmeksiz yediğim öğünler var ama. Kahvaltıda mı korkunç ekmek yiyorum yani. Seviyorum çünkü. Ekmek de güzel lezzetli bir şey yani. Kızartıyorsunuz ayrı güzel. Kızartmıyorsunuz <laughs> ayrı güzel yani. Bayatı ayrı güzel. Tazesi ayrı güzel. Değişik değişik ekmekler de var. Simit, mimet mis? İkinci soru hocam. Orkun Özvural'dan gelmiş. Hocam merhaba. Tarihte canlı olarak statta hangi maçları izlemeyi isterdiniz? Yine tarihten mutlaka izlenmesi gereken maçlar size göre hangileridir? Ya Maradona'nın oynadığı iki finali izlemek isterdim. 86 ve 90 o finalleri izlemek isterdim. Bir de yarı finali, İngiltere yarı finalini izlemek isterdim Azteka'daki. Azteka'da mıydı o? Sanırım. Ee, yani 50 gol attı. Evet evet. O maçı gibi. izlemek isterdim. Dünya Kupası olarak onu izlemek isterdim. Yani Cruyff'u sahada göremedik, izleyemedik. Ee, yaşımız yetişmedi. Keşke zaman makinesi paralel evren nasıl götürüyorsanız artık <laughs> onu izlemek isterdim. Yani Maradona'nın Napoli'deki, Barcelona'daki maçlarını Boca Juniors'taki ilk çıkış yaptığı dönemdeki maçları izlemek isterdim. Say say bitmez yani milyon tane. Ama... E, Eskişehir Spor Sevilla maçını izlemek isterdim. 3-1'lik maçı. Hı hı. Dakika 82. Sevilla golü atar. 1-0 öne geçer. İlk maçta 1-0 kazandığı için tur artık garanti gibidir. Tribünler boşalmaya başlarken... Fethi Eper, Profesör Doktor. O dönemin gol kralı. E, 84. 88. 90. 3 gol atar ve Eskişehirspor turu geçer. Eskişehir'de hala o maç konuşulur. Hala o kadro sayılır. Onu görmek isterdim mesela. Ama çok var. Yani milyon tane maç sayabilirim ama bu olmazsa olmaz yani son anlattım. Çünkü çok anlatıyorlar. Biz hep dinleyen taraf oluyoruz bunu. Yani ben bunun anlatıcısı olmakta isterdim. Diğer bir soru hocam. Optimum hesaplamalara ve değişen zevklere göre futbolda bazı kuralların değiştiğini biliyoruz. Sizce futbolun oynanabilecek en iyi kişi sayısı 11'e 11 midir? Ben o konuda muhafazakarım ya 11'e 11'dir. Yani başka kombinasyon mesela 12 olmaz yani asla. 10 da olmaz. Yani değişebilir mi diye bakınca önce 12 ile başlamamız lazım. Bir bir arttıracağız diye. 12 ile ben yerli yerine koyamadım. 10 kişiyle yapamadım. Yani 10 kişi biraz daha alışırız. Çünkü bazen kırmızı kart gördü. 10 kişi Hı -hı. kapatırsınız. Yani 9 kişi kalırsınız. 8 kişi kalırsınız. Onu anlıyorum ama 12'yi hiç e, hayal edemedim. O konuda muhafaza muhafazakarım 11-11 yedir. Halı sahada 7-7. <laughs> e, minyatürde 4-4, 5-5. Bazen 2-2 de olur. Hı -hı. Ama resmi maçlar 11-11 Antrenman 11 olmuş. Bir diğer tamam. soru hocam. David Chelsea'ye galibiyet golünü attığında teknik ekipte bizim göremediğimiz tarafta nasıl bir tepki oldu? Mesela siz nasıl bir tepki verdiniz? O coşku ve galibiyet hissi nasıldı? Çok güzeldi. Yani o çok güzeldi. Herkes Yani o türünde, türündekiler nasıl tepki verdiyse biz de öyle tepki verdik. Yani hepimiz. Öyle. Ben şeyi hiç unutmuyorum hocam. E, spikerin sesini duyamadık zaten. Maçı. E, Kim anlattı maçı? Sanırım yanlış olmasın ama yine bir Emre Tilev olması lazımdı. Hmm. İlk Kadıköy'deki maçı. Evet. O ikinci golde zaten ses gelmedi direkt taraftarlar çok bambaşka çok bir nasıl oluyorsa tepki. İşte atlama, zıplama, <laughs> sarılma, işte aşağıda da hangisi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kendini kaybedince. <laughs> Hocam Kadir diye bir kullanıcı Kadir 3461 Hocam Tadic'i uzun zamandır izliyorum. Yetenek seti olarak Real Madrid Barcelona seviyesinde bir oyuncuydu bence. Sizce neden o takımlarda oynayamadı? Yanlış kariyer seçimi mi? Ya bu da hoş bir soru. Ben de üzerine biraz düşünmüştüm. Geçenlerde aklıma gelmişti. Yıllardır aklımdadır. Ya o ilk Southampton'a gidişi bence büyük hataydı. Yani Premier Lig hata değildi. Ama Southampton o, yani şey kalitesi olarak, yani takım kimliği olarak doğru yer değildi. Şey mi vardı o olarak? Ronald Kuman mı vardı orada? Sanırım hocam. Koeman dönemi Ya bir kere çok katı kaldı şey. Hı hı. Ee, Southampton ekibi. çok defansif kaldı. Ben yani Tadic istediği kadar topla buluşamadı. Yaratıcılığını gösterme şansı yakalayamadı. Bence o gidiş yanlıştı yani ilk. Yani İspanya Ligi'ne falan gitse... Yani kafadan e, yukarıdaki takımlara gitmesine de gerek yok. Yani orada... E, daha düşük profilli bir ekiplere bile gitse maksimum bir sene iki sene dururdu. Yukarı sıçrama yapardı. İtalya'da aynısını yapabilirdi. Southampton çok yanlış bir seçimdi. Ve bence e, oralara gidememesinin sebebi o 24 veya 23 yaşında yaptığı ilk seçim. E, 2013'te gitti değil mi? Sanırım evet. Ben 2013'te hatırlıyorum. Bizim de baktığımız <laughs> dönem, o dönem. E, bence hata oydu yani. <laughs> Ki sonra Ajax'a döndükten sonra da tekrar Hollanda'ya bir yerden sonra artık o karar oldu yani. Tabii futbol oynamaya çalıştı evet, o. Orada yani kalmak istedi. Paranın bazda. peşinde değildi anladığımız Hı -hı. kadarıyla. Çünkü şeyi gördük. Yani o takımla idealleri gerçekleştirmek, o takımın önemli parçası olup o takımı yarıştıran e, insanlardan biri olmayı tercih etti. O takımdan çok güzel. Her sene transfer teklifi aldı. Tabii. E, şampiyonlar Ligi'de asist sayısında birinci sırada mıydı, ikinci sırada mıydı, neydi? Yarı finale çıktık. Mıydı, ee, çok teklif aldı ama gitmedi. Orada yarışmak istedi. Yani öyle bir oynama ideali de var. Hı -hı. Diğer bir soru hocam. Ee, <laughs> hocam sizce bir kadını ne kadar sevmek lazım? Ölçüsü nedir bu sevginin? Demiş. E, o kadının kim olduğuna bağlı bir tarafıyla <laughs> ve hiç de bağlı değil. Ya yani, o kadın annenizse sevebildiğiniz kadar sevin. O kadın sevgilinizse sevebildiğiniz kadar sevin yani. Maksimum ne kadarsa. Tanımadığınız biri ise de sevin. <laughs> Saygı duyacak kadar sevin yani. Sevin sevebildiğiniz kadar yani. Onun limiti yok ki. Muhtemelen. Kalbinizde ne kadar varsa hepsini verin. Verilir yani kadınlara sevgi. Herkese verilir. Muhtemelen Vermeyen sevgiliği görüyoruz. Evet. Bütün dünyada. Sevme kabiliyeti olmayanların e, dünyayı ne hale getirdiğini görüyoruz yani her yerde. Çok o yüzden değil. verebildiğimizi verelim. Verebiliyorsak. Diğer bir soru hocam. Ee, Oğuz Şen yurttan gelmiş. Var futbolun en özel anı olan gol sevinçlerini öldürüyor mu? Öldürdü. Ronaldo kutlayamadı golü. Bizimkilerdi değil mi? Hakem. Evet. Halil Umut Meler'di. O'ydu. Ee, güzel de gol attı. Araya attılar. Ee, Felix attı diye hatırlıyorum. Araya. Çok güzel gitti. Kalejinin üstünden kısa bir şey. Ee, nefis bir vuruş. Güzel de gol oldu. Kutlayamadı bile. Ama dönerken böyle Şöyle yapıyordu yani. Çok az farkla varsa da. İyi yapıyordu. Vardan gol kararı geldi. Keşke kutlayabilseydi onu. Öldürdü tabii çoktan. 7'sini okuduk. 40'ını okuduk. ikisini <laughs> okuduk. Onun bütün mevlütleri yapıldı. Gol sevinci falan kalmadı. Dünya kupasına bile dünya bekledik yani. Evet. Birçok maçta. Türkiye Ligi'nde hala öyle. Bazen gol diye seviniyor. Santra'ya gidiyoruz. İptal. Yunus Akgün'ün golü son. Evet. Mesela. E, Letonya maçındaki. Gol, şahane kutladık golü. Kendisi de şahane kutladı. İptal edildi. Bazı golleri de bekledik. Böyle Godoy'u bekler gibi. Ol, olmuyor böyle. Doğrudan, olmuyor böyle. Almanlar toplantı yapmış. Bundesliga antrenörleri. Galiba Bundesliga 1 ve 2 antrenörleri toplantı yapmış. Ee, i̇stemiyorlar bari. Yani şey başlamıştı. Aslında onlar başlamıştı. Evet. İstemiyorlar. Yani bildirmişler de şey. Yani. Hı hı. Alman Federasyonunda işte Alman kamuoyunu açıklamışlar belki bir dönüş olur bakalım. Hocam son sorumuz Harun Reşit Görgülü'den geliyor. Hocam futboldan anlamayan ve ilgi duymayan birisi neler kaybetmiş olur? Vallahi ben pek bir şey kaybetmedim <laughs> diyebilirim yani. <laughs> Estağfurullah. Yani, e, ya çok güzel bir oyun bu oyun. Gerçekten çok güzel bir oyun. İyi bir seçiciyseniz oyun seçme konusunda nereye yani hangi maçı izlerim? nereye bakayım ülke seçerken, işte lig seçerken, organizasyon seçerken veya takım seçerken, oyuncu seçerken... iyi kötü bir gözünüz varsa, zevkli bir adamsanız, insansanız veya işte zevkli bir kadınsanız... bu oyun dünyanın en güzel oyunu. Tüm oyunlar arasında. Oynaması da çok güzel. İzlemesi de çok güzel. Bu kadar konuşulduğuna göre demek ki konuşulması da güzel. Yani iyi bir zevkli şey. Ee, çok şey gösterir. Yani bazı sanatsal alanlarda göremeyeceğiniz lezzeti de size gösterebilir. Orada yaşamadığınız duyguları da yaşatabilir. Büyük zenginlik futbol. Yani kolektif olması, bir kazananın bir kaybedenin olması, bazen iki tarafın aynı anda kaybediyor olması. Ee, düşünsenize yani iş adamısınız, mühendissiniz veya bilim adamısınız veya bir diplomatsınız. Bir şey başardığınızda 11 kişi birbirinize koşarak kayıp betonun <laughs> üstünde dizlerinizi paramparça edip işte kayıyor musunuz mesela? <laughs> Yapmıyorsunuz yani. Bu size bunu yaptıran nedir? Bu sadece gol atan futbolcu değil. Takım arkadaşları antrenör şey değil, tribündeki insanlar da alan olsa onlar da kayacak yani. Çim olsa bir şey olsa, alan olsa. Hangi mühendis koşarak bu şekilde kutlamış ki hangi e, diplomat bu şekilde kutlamış? Ben diplomat dedim, mühendis dedim ben. Hep aklım oğullarımda. <laughs> <laughs> Neyse onlar da sporculuk var. <laughs> yani e, kutlamalarınız böyle yani bir kameraman da kutlamasını böyle yapmıyor. Özür dileyerek söylüyorum Erdicim. Aynı zamanda bir kameraman olarak yani çok yönlüsünüz ama bir editör de kutlamasını böyle yapmıyor. Yani bu işin kutlamaları böyle. Doğal olarak üzüntüleri de öyle yaşanıyor. Yani duygu dalgalanması bunun başka iş alanlarındaki sanat alanlarındaki duygu dalgalanmalarından daha farklı. Duyguları daha özel gibi ve paylaşılabilir ayrıca. Yani evet. başarı ve başarısızlığı Paylaşılabilir bir alan, futbol alanı. Yani mühendis başardığında başarıyor yani, onu mühendis başarmış oluyor. Ama bir futbol takımının en küçük parçası, en az oyun yanı bile, o işin içinde, malzemesi, çimcisi, çaycısı, işte şoförü içinde, taraftarı, en uzaktan bakanı, dünyanın öbür ucundan televizyonla seyredeni bile. O başarı da sizinle beraber yanınızda gelip sarılmıyor ama o duyguyu yaşıyor sizle birlikte. Yani bu paylaşılabilir duygu, bu paylaşılabilir sevinç, paylaşılabilir üzüntü, paylaşılabilir dram, trajedi. Böyle düşünecek olursak bu oyundan daha iyisi yok. O yüzden bayağı bir şey kaybetmiş olur. Ama evet. şartta değil yani. Yani ne koyduğumuza bağlı. <laughs> Hocam Modern futbolun bu hafta sonuna geldik. Geldik mi? Ee, çok güzel bir sohbet güzel. oldu. Ağzınıza Sağ sağlık. Ee, gelecek yani. hafta yine görüşmek üzere diyelim o zaman. Tamam. Tekrardan e, takipçilerimizden de soruları ne sormak istiyorlarsa yine bu videonun altına yazabilirler. E, o zaman iyi günler dileyelim. İyi günler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun.